olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Amin. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O, kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç, takva sahiplerindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğulları için bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir.
Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı, dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık? Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç. Onları ıslah et. Bozguncuların yolunu izleme. Musa, tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda, o, Rabbim, bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince, onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdı. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından öğrebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki, o onlara ne konuşuyor, ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip